Ve değerli izleyenler, mahkeme kararı siyasetin gündemini değiştirdi. Muhalefet liderleri Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da bir araya geldi. Dün akşamdan itibaren sergilenen görüntüler Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu mu sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey... Mahkumiyet kararı açıklandı. Muhalefet İmamoğlu'nun etrafında kenetlendi. Muhalefet bu kez Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplandı. Söz veriyorum, adalet ya gelecek ya gelecek. Dün akşam saatleriydi. Siyaset dünyası bir anda hareketlendi. Kılıçdaroğlu Almanya programını kesip dönüşe geçerken Akşener İstanbul'a ulaşmıştı. Tartıştıkları iddia edilen Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nun yanındaydı. Birlikte halkın karşısına çıktılar. Erdoğan'ın siyasi yasak dönemindeki sözlerini tekrar ettiler. Adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. Trafik gece boyu sürdü. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Mansur Yavaş ve CHP'li belediye başkanları Saraçhane'ye geldi. Sayın Başkan, hiç moralini bozma. En ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. Altılı Masa'nın İstanbul'da toplanması Davutoğlu'nun fikriydi. İmamoğlu'na birlikte destek verdiler. Buluşma saati saat 16'ydı. Saraçhane Meydanı an itibariyle dolmaya başladı. Hınca hınç bir kalabalık var. Ellerde Türk bayrakları. Onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada. O görüntüler sonrası muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu mu sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Miting devam ederken Saraçhane'deki görüntülere MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. İmamoğlu dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Karar kesin olmayıp istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekarlıktır paylaşımı yaptı.